Kardeşlerle muhabbet etmek. Muhabbeti temin eden sıfatlar çok kıymetli olduğu için kendisiyle muhabbet kurup hazır bulunacak kimselerde çok azdır. Bu sıfatlar yedi tane olup şunlardır: İlim, akıl, edep, güzel ahlak, cömertlik, temiz kalp ve tevazu. Bunların bir kısmı olmayınca insan mükemmel şekilde dostluk yapılacak kimse bulamaz. Çünkü bunların zıddı olan sıfatlar bütünüyle kalbi soğutacak şeylerdir. Mesela cahil kimseyle sıcak muhabbet kurulamaz. Aynı şekilde ahmak, cimri, kötü ahlaklı, bozuk tabiatlı ve kibirli kimselerle de muhabbet edilemez. İnsanlar ağaçlara benzer. Bazı ağaçların gölgesi vardır fakat meyvesi yoktur. Dünyada bir menfaati dokunup ahirette fayda vermeyen kimse buna benzer. Ona ara sıra ihtiyaç duyulur. Bazı ağaçların meyvesi vardır fakat gölgesi yoktur. Ahirette faydalı olup dünyada bir menfaat vermeyen kimse buna benzer. Bazı ağaçlar vardır ki hem gölgesi hem de meyvesi bulunur. Hem dünyada hem de ahirette fayda veren kimse buna benzer. Bu kimse insanların en kıymetlisidir. Bazı ağaçlarda vardır ki ne gölgesi ne de meyvesi bulunur dünyada ve ahirette bir fayda vermeyen kimse buna benzer. Ona hiç ihtiyaç duyulmaz. Bu kimse ümmü gaylan denen dikenli çöl ağacına benzer. Elbiseyi yırtar, onun yenecek içilecek hiçbir şey yoktur. Bu durumda olan insanlar kimseye bir fayda vermedikleri gibi hep zarar verirler. Çokça bulunurlar fakat bir işe yaramazlar. Bu kimse, Yüce Allah'ın şu ayette anlattığı kimselere benzemektedir. O, Faydasından çok zarar veren birisine yalvarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir yakındır. Hac suresi 13. ayet. Ebu Talib el-Mekki Kutul Kulub 4. cilt. Sayfa 365 366. 3 Ağustos Mevlana takvimi.